Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile birlikteyiz. Kazanım kavrama 8. testteyiz. Hemen başlayalım isterseniz sorularımıza. Diyor ki birinci soruda hidrolik, hidrolik bir enzim üretiminden hücre dışına salgılanmasına kadar geçen süreç içerisinde organelleri aşağıda verilen hangi sıraya göre görev alır? Şimdi arkadaşlar enzimin üretilebilmesi için ilk önce ribozom ne yapacak? Bir protein sentezleyecek. Daha sonra bu protein Granüllü endoplazm retikulumla nereye gönderilecek arkadaşlar? Sonuçta endoplazm retikulum taşıma görevi yapıyor. Granüllü endoplazm retikulumla Golgi'ye gönderilecek. Golgi buna yardımcı kısmı ekleyecek, paket haline getirip hücre dışarısına hadi nereye gitmesi gerekiyorsa oraya gönderecek. Dolayısıyla cevabımız direkt sırasıyla 1 2 3 şeklinde olur. Gelelim diğer sorumuza. Diyor ki hücrenin bir metabolik faaliyeti sırasında aşağıdaki grafikler elde edilmiştir. Buna göre diyor bu faaliyeti yapan organel verilenlerden hangileri olabilir? Arkadaşlar amino asit azalmış. Amino asit azalıyorsa bakın su miktarı ve protein miktarı artmış. Dolayısıyla, dolayısıyla burada protein sentezi gerçekleşiyor demektir. E, protein sentezi yapan kim var? Bakın bir kere protein sentezini mitokondri yapabilir değil mi? Neden yapabilir mitokondri? Çünkü e, içerisinde ribozomlar vardır. Bu yüzden yapabilir. Kloroplast yapabilir. aynı mitokondri gibi içerisinde ribozomlar vardır arkadaşlar. E, ribozom zaten protein sentezleyen yani organeldir yapar. Cevabımız ne olacak? 1, 3, 4 olacak. Yani edirne şıkkı. Çekirdeği almıyorum. Çünkü çekirdeğin içerisinde ribozom yoktur arkadaşlar. Dolayısıyla çekirdekte protein sentezi gerçekleşmez. Şimdi gelelim diğer sorumuza. 3. soru diyor ki aşağıda verilen organellerden hangisi? Tüm ökaryot hücrelerde ortak olarak bulunmaz. Tüm ökaryot hücrelerde. Şimdi çekirdek tüm ökaryot hücrelerde var. Mitokondri arkadaşlar bulunur. Gol gibi endoplazm retikulum da bulunur ama sentriol tüm ökaryotlarda bulunmaz. Kimde yoktur? Bitkilerde sentriol Yoktur arkadaşlar peki sentriyol ne işe yarıyor sentriyol hücre bölünmesi sırasında iyi ipliklerini üreten organeldir hayvan hücrelerinde mantar hücrelerinde vardır ama bitki hücrelerinde yoktur arkadaşlar sentriyol aslında nedir sentrozomun temelini oluşturur bunu da unutmayalım. Gelelim diğer sorumuza dördüncü soru lizozomla ilgili bilgilerinden hangileri doğrudur? lizozomla ilgili. Sindirim enzimleri taşıyan tek katlı zarla çevrili organeldir. Arkadaşlar bu doğrudur. Enzimlerin protein kısımları ribozomlar tarafından sentezlenir. Zaten protein olduğu için mecburen ribozom sentezleyecek. Doğru. Enzimlerin aktifleşmesi granülsüz endoplazmik retikulumda gerçekleşir demiş. Arkadaşlar aktifleşme olayı Golgi'de gerçekleşir. Dolayısıyla bu yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2 denizli şıkkı olur. 5. soru Verilen özellikler diyor şeklinde sınıflandırılırsa seçeneklerden hangisi doğru olur? Hücre zarına ait olanlar ve çekirdek zarına ait olanlar. Bakalım şimdi. Arkadaşlar canlı olma, polimer maddelerin geçebilmesi, seçici geçirgen özellikte olma, çift zarlı olma. Şimdi canlı olma hücre zarına ait olanlardır. Şöyle yazayım. Bunun karşısına bir yazacağız. Polimer yani büyük maddelerin geçebilmesi çekirdek zarına ait olanlardır. Çünkü çekirdek zarındaki porlar yani delikler büyüktür. O yüzden kolaylıkla geçebilir. Mesela mesajcı reyna çekirdekte üretildikten sonra çekirdek zarından direkt olarak gönderiliyor arkadaşlar. Daha sonra seçici geçirgen özellikte olma. Hücre zarı seçici geçirgen özelliktedir. Hemen hücre zarının karşısına yazdım. Çift zarlı olma. Bu da arkadaşlar çekirdek zarına ait bir özelliktir. Şöyle. Daha sonra geliyorum. Bakın, bunlar ayrı ayrı olanlar. Peki ortak olan var mı? Arkadaşlar, ortak olarak şunu alabiliriz aslında. E, canlı olmayı çekirdek zarına da yazabiliriz. Çünkü çekirdek zarı da arkadaşlar canlılık özelliğine sahiptir. Bunlar ayrı ayrı olanlardı. Bir de biri ayrıca nereye yazdık? Çekirdek zarına ait olmaya yazdık. Cevabımız ne olacak? 1 3 1 2 4 şeklinde cevabımız Bursa şıkkı olur. Evet gelelim 6. sorumuza. Diyor ki: Ökaryot hücrelerde bulunan organellerinden hangilerinin yapısında nükleik asit bulunur? Nükleik asit yani DNA ve RNA. Arkadaşlar, kloroplastta bakın DNA RNA vardır. Kendine özgü DNA'sı RNA'sı bulunur. O yüzden bunu alıyoruz. Ribozom zaten yapısı nükleoprotein yapılıdır. Yani ribozoma RNA ile proteinlerin birleşmesi sonucunda ribozom oluşuyor. O yüzden bunu da alıyoruz. Golgi de arkadaşlar yoktur. O yüzden Golgi almadık. Kloroplast iki kere kloroplast yazmış. Büyük ihtimal mitokondri mi yazacaktı acaba? Mitokondri yazması gerekiyordu buraya. O yüzden 1-2-4 şeklinde alalım arkadaşlar cevabımızı. Cevabımız 1-2-4. Ceyhan şıkkı odur. Büyük ihtimal bunlardan bir tanesini mitokondri olarak yazacaktı, o yüzden yanlışlık yapmış olabilirler. Gelelim diğer sorumuza. Lizozom organeli içerisinde bulunan hidrolitik enzimler diyor. Hangilerinde görev alır? Embriyonik gelişim sırasında el ve ayak parmak aralarının açılmasında. Evet arkadaşlar, bizim anne karnındayken ilk aylarda el ve ayak parmaklarımızın arasında Perdeler vardır. Bu perdeler lizozom sayesinde e, yok edilir ve parmaklarımız oluşur. O yüzden bunu alıyoruz. Erginleşen kurbağanın kuyruğunu bırakmasında, evet arkadaşlar, kuyruk kopmasında da yine aynı şekilde görevlidir. Daha sonra diyor ki yaşlılıkta cilt üzerindeki lekelerin oluşmasında. Şimdi yaşlandığımız zamanlarda bizim lizozom artık hani nasıl diyeyim size tam olarak görevini yerine getiremiyor ve lipofuksin dediğimiz bazı maddeler birikiyor. Bu lipofuksin dediğimiz maddeler cilt üzerinde kahverengi lekelere yol açıyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu da lizozomun etkisinden kaynaklanıyor. Cevabımız Edirne şıkkı 1 2 3 olur. Gelelim 5. soruya şey 5. demişim 8. soruya. İçerisinde çok çeşitli enzimler bulunduran bir organelde aşağıda verilen biyokimyasal tepkime gerçekleşmektedir. Arkadaşlar bakın ne yapıyor? Katalaz enzimiyle hidrojen peroksiti su ve oksijene parçalıyor. Bu hangi organeldir? Tabii ki peroksizomdur, değil mi? Peroksizom organelidir. Peki bu organelle ilgili hangisi doğrudur diyor? Zarsız organel grubu içerisindedir. Hayır arkadaşlar tek katlı zara sahiptir peroksizom. Kullandığı enzimleri kendisi üretir demiş. Tabii ki hayır enzimlerini kendi üretemez. Ribozomda protein kısmı üretilecek. Golgi'de paketlenip peroksizom haline gelecek. Zehirli molekülü zehirsiz hale getirir. Evet hidrojen peroksit zehirlidir. Bunu zehirsiz hale getiriyor arkadaşlar. Bu doğrudur. Hangileri doğrudur dediği için cevabımız C şıkkı yalnız 3 olur. Gelelim 9. soruya. Plastik çeşidi olan lokoplast ilgili arkadaşlar lokoplast renksiz bir organeldir ve nişasta, yağ gibi maddeleri depolar. Özellikle nişasta deposunda oldukça önemlidir. Diyor ki bitkilerde kök, gövde, tohum ve yumruk kısımlarında bulunur ve renksizdir. Evet madde depoladığı için arkadaşlar bu doğrudur. Nişasta yağ ve protein depolayabilme özelliğine sahiptir. Evet bu da doğrudur. Uzun süre güneş ışığına maruz kalsa dahi kloroplastlara dönüşmez. Bu yanlış. Neden yanlış? Çünkü plastitler birbirine dönüşebiliyorlar. Mesela patatesten pay biçelim. Patates uzun süre güneşte kaldığı zaman bir süre sonra o üstündeki işte ee, bazı yerlerin yeşil olmaya başladığını görürsünüz arkadaşlar. Orada lokoplastlar kloroplasta dönüştüğü için yeşillenir. Cevabımız o yüzden 3 yanlış olacak. Cevabımız 1 ve 2 Ceyhan şıkkı olur. Gelelim 10. sorumuza. Diyor ki hücre iskeletinin yapı ve görevleri ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 3 tane hücre iskelet elemanı vardır arkadaşlar. Mikrofilament, arafilament ve mikrotübül. Bunlarla ilgili soru soruyor bize. Bakalım diyor ki mikrofilament, arafilament ve mikrotübüllerden oluşur. Bu doğrudur. Hücre bölünmesinde endostoz ve egzostoz olaylarında etkilidir. Arkadaşlar mikrofilamentler bunu yapar. Endostoz egzostoz olaylarını. Çünkü yalancı ayak oluşumunda görevlidir. O yüzden doğrudur. Amip gibi hücrelerde yalancı ayak oluşumunda görev alır. Evet az önce söyledik. İskelet elemanları hücrenin durumuna göre yıkılıp yeniden yapılabilir. Doğru, doğrudur. Hücre bölünmesi sırasında iskelet elemanları mesela yıkılır arkadaşlar. Bu da doğrudur. Cevabımız E şıkkı olur. Gelelim 11. soruya. 11. soruda diyor ki bir bakteri hücresinde bulunabilen sitoplazmik organelle ilgili olarak bakın bir bakteri hücresinde bulunan sitoplazmik organel. Şimdi ne olacak? İlk önce bu organeli bulmamız lazım. Bakteri nedir? Prokaryot bir canlı. Peki prokaryotlarda organel olarak sadece ne vardır? Ribozom vardır değil mi? O zaman bize ne ile ilgili soru soruyor? Ribozomla ilgili soru soruyor. Sitoplazmadaki amino asit miktarının azalmasına neden olur. Evet çünkü ribozom protein sentezliyordur. Doğru. Sadece protein sentezleneceği zaman aktifleşir. Evet arkadaşlar bu da doğrudur. Çünkü ee, ribozom iki alt birimden oluşuyor. Alt birimler ribo, protein sentezleneceği zaman bir araya geliyor aktifleşiyor. Doğrudur. Nükleoprotein yapıdaki iki alt birimden oluşmuştur. Evet az önce söyledim bu da doğrudur. Cevabımız E şıkkı olur. Gelelim. Şöyle 12. soruya. Granülsüz endoplazmik retikulumun görevleriyle ilgili hangileri doğrudur diyor. Hücre ve organellerin zar yapısına katılan yağ moleküllerinin sentezinde görev alır. Doğrudur arkadaşlar. Ee, ya hücre ve organellerin zar yapısına katılan organel pardon, yağ molekül hangisidir? Fosfolipittir, değil mi? Fosfolipitin üretilmesini sağlar. Bu doğru. Protein yapılı hormonlar Hücrenin bu kısmında sentezlenir. Bakın, protein yapılı hormonu sentezlenebilmesi için üzerinde ribozom bulunması lazım. Granülsüz endoplazmik retikulumda ribozom yoktur. O yüzden bu olmaz. Çizgili kas hücrelerinde kasılması için gerekli olan kalsiyum iyonlarını depolar. Bu da doğrudur arkadaşlar. Hatta biz buna özel olarak sarkoplazmik retikulum diyoruz, değil mi? Kas hücrelerine özel olarak. Cevabımız C şıkkı 1 ve 3 olur. Evet, böylece bu testimizin de sonuna geldik. Sonraki testlerde görüşürüz. Hoşçakalın.